Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimseye İslamiyet'in emrettiği güzel ahlakı zorla okutarak veya işte ezberleterek, onu zorlayarak kısacası edindirmek mümkün olur mu? Mümkün müdür? Şimdi Mustafa Bey, İnsan Allah-u Teala yarattığı varlıklar içerisinde kendi emirlerine muhatap kılınan bir varlıktır. Dolayısıyla şerefli bir varlıktır. Fakat hikmet-i ilahi Cenab-ı Hak insana böyle kıymet değer vermiş, emriyle muhatap etmiş. Ama nefs denen bir kuvvet yaratmış insanda. O da insan için bir handikaptır. Nesi? Eğitimi. Onun için en zor eğitim kabul eden varlık da aynı şekilde insandır. En zor. Bak, hayvanı şartlandırırsın. Mesela köpeğe top oynattırıyor adam. Veyahut da başka bir şey yaptırtırıyor. Fareyi bile aynı şekilde belli bir şartlandırmalarla belli şeyler yapabiliyorsun. Kediye yapabiliyorsun. Şartlandırıyorsun. Bu eğitim değil. Hayvanları belli şeyleri. Şimdi mesela büyük havuzlarda o yunus balıklarına bile bazı şeyler yaptırabiliyorlar. Top oynatabiliyorlar. Olabilir mi? Evet, olabilir. Yani aslanın, timsahı bile yaptırabiliyorlar. Belli zaman dilimi içerisinde sabırla yaparsa olabilir. Tabii insanın eğitiminde de o sabır yine devreye giriyor. Kolay değildir çocukluktan itibaren. Bir de nefis devreye girdiği zaman nefisten devam sürekli kötülük sudur edecek ve bir de nefislerine uyan insanlar var. Mücessem cisim halinde görünen nefisler var, insanlar var. Bir de onlardan görecek. Kendi nefsine kuvvet verecek. Dolayısıyla bunu belli bir çizgiye getirmek. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Al oğlum şunu oku. Al kızım bunu oku. İyi ahlaklı ol. Olmaz o. Olmaz o. Onun için de kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki ahlak bilgilerini öğrenmek istekle olur. Zorla olmaz. Her istekli işte iki şeyi öğrenmekle yapılabilirmiş. Bir, önce o işin ne olduğunu iyi anlaman var. Sonra da o işin kazandıracağı faydaları bilmek icap edermiş. Ben bunu öğreneceğim de ne geçecek elime? Ne geçecek elime? Ne olacak neticesi? Bunu kalben inanması lazım. İnanması lazım. İnanırsa yap, onu zevkle isteyerek yapar. Yoksa zorla böyle yapacaksın falan. Yalan söylemiyor. Yalan söyleyene işte şu kadar ceza vereceğim falan. Tamam, orada durur. O baskı kalktığı zaman söyler o. Hırsızlık yapmayacaksın. İşte yaparsam döverim, söverim, atarım, keserim falan. Tamam. Vakitten sonra gene yapacaktır o. Yani baskı olmadığı zaman. Onun için herkesin başına polis çıksa ne olacaksın? Polis de hırsızsa, hırsızla anlaşma yapar. Olmaz mı? O da insan yani. O da insan nefis itibariyle. Ama bu kimsenin kalbine inerse, ne inerse, Allah-u Teala'nın varlığı, birliği, Allah-u Teala'nın büyüklüğü, ahirette aynı şekilde verecekleri ve kendisinin hesaba çekileceği, o itikat, o iman, o düşünce girdiği zaman bu adama zorla aynı şekilde hırsızlık yapırsa yapamaz mı? Yapamaz mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben Müslüman olacağım ama diyor benim diyor bir sürü diyor uygunsuz şeylerim var. Ben diyor hepsine birden bunlar tövbe et yapma dersem ben gelemem bu işe diyor. İşte ben diyor hırsızlık yaparım, içki içerim, yalan söylerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yalanı benim için terk eder misin buyuruyor. Ha, bu kadar mı diyor. Evet diyor, yalanı terk et. Peki diyor. Bir gün aynı şekilde böyle arkadaşlarıyla beraber bunlar demişler ki hani içki meclisi kuracağız gel falan. Çıkmış gelirken bu demiş ki ya demiş ben Müslüman oğlum Resulullah Efendimiz'e söz verdim diyor. Ben yalan söylememeye söz verdim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana derse ki dün akşam neredeydiniz? Falan yerdeydik. Ne yapıyordunuz? İçki içiyorduk. Kimler vardı? Hepiniz söylerim diyor. Ooo diyorlar, olmaz seni oyun bozuk. Çık hadi. Arkadaşlar atıyor bunu. Başka bir zaman aynı şekilde hırsızlık yapacak arkadaşlar aynı şekilde toplanıyor. Diyorlar ki falan yere gideceğiz. Yolda giderken diyor ki ya bir dakika. Ben diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalan söylemeyeceğime dair söz verdim. Bana derse ki bu hırsızlıktan senin haberin var mı? Var diyeceğim. Ben de içindeydim diyeceğim. Arkadaşların kimdi? Arkadaşların kimdi? Hepiniz söylerim. Aman aman diyor sen çık. Ve böylece yalanı terk etmek suretiyle öbürlerinin hepsinden uzaklaşmış. Ama ona inanıyor. Ona inanıyor. Onu terk edince samimiyetle zorla yapmıyor bunu. Diyor ki Resulullah Efendimiz bunu benim için terk eder misin? Şefkatle yaklaşıyor, merhametle yaklaşıyor. O da inanarak diyor ki söz veriyorum. Bunu terk edeceğim yalan. Yalan söylemeyeceğim. Yalan söylemeyince öbürlerinin hepsinden otomatik olarak aynı şekilde uzaklaştırıyor mu? Evet, uzaklaştırıyor. Onun için zorlu olmaz. Ve o işin faydasını da aynı şekilde öğrenmesi lazım. Bir de mesela her ilmi kolay anlayabilmek için bazı yardımcı bilgiler önceden öğrenmek. Buna usul bilgisi denir. Her ilmin var. Fıkıh, usulü fıkıh. Tefsir, usulü tefsir. Kelam, usulü kelam.
Yani önce onun altyapısı öğrenilmesi lazım. İslam ahlakı da üçe ayrılır buyuruyor. Bir, insan yalnız iken başkasını düşünmeden işlerinin iyi veya kötü olduğunu anlatan ilme, ilme ahlak denir. İnsan yalnız olduğu zaman da bu işleri bildiği gibi yapar. Mesela yumuşak huylu, cömert davranmak gibi. İnsan yalnızken de başkaları yanında da hep öyledir. Ahlak ilmi böyle değişmeyen işleri öğretir. Şimdi herkesin yanında böyle şey, eve gidince kaplan kesiliyor, aslan kesiliyor. Olmadı. Her zaman öyle olması lazım. İkincisi, insanın ev içinde çoluk çocuğuna karşı hareketlerini tetkik eder, araştırır. Buna ev idaresi adabı denirmiş, edepleri denirmiş. Üçüncüsü de insanın toplumdaki vazifelerini, hareketlerini herkese faydalı olmasını öğretir. Buna sosyal terbiye denirmiş. Yani bir bütün. Kendi başına kaldığı zaman, mesela şimdi kimse yok anca, ben sövebilir miyim? Yok, kendi başınayken de sövmeyeceksin. Yani geçici bir şey değildir o. Sanki biri varmış gibi, biri görüyormuş gibi. Görüyormuş gibi. Evet. İnsan iyi kötü her işi bir sebeple yapar. Bu sebep ya tabiidir yahut bir emirdir, bir kanundur. Tabiat icabı olan şeyler aklı, düşüncesi ve tecrübesi neticesinde yaptığı işlerdir. Böyle işleri zamanla veya toplumun tesiriyle değişmez. İkinci sebep olan emir, kanun ise ya bir cemaatin, bir milletin müşterek düşüncesinden doğar ki buna adet denir. Yahut bir tanınmış alim, tecrübeli, otorite sahibi kimse tarafından ortaya konulmuştur. Peygamberler, evliya, hükümdarlar böyledir. Peygamberler, evliya ve alimler tarafından bildirilen Allah-u Teala'nın emirler de üçe ayrılır buyuruyor. Birincisi herkesin ayrı ayrı yalnız olarak uyması lazım olanlar. İkincisi insanlar arasında karşılıklı uymaları lazım olanlar. Üçüncüsü memleketlerdeki cemiyetleri içine alan emirlerdir. Bunlar hukuki işlerdir. Şimdi İslam alimleri bunlar bu şekilde böyle sıralamışlar ve anlatmışlar. Ve neticede anlatırken buyuruyor ki mesela bu anlattıklarımızın hepsi ahlak bilgileri, bunların hepsine tamamen fıkıh bilgileri deniyor. Yani Allah-u Teala bir insanın nasıl ibadet edeceği, nereden sakınması lazım geldiği, insanlara nasıl muamele görmesi, yapması gerektiğini hepsi bildirmiş. Bunlar fıkıh ilmihal kitaplarında yazılı. Ahlak kitaplarında yazılı. Bir kimseye bunu okuyacaksın, sonra buna uyacaksın falan. O talimat hikaye yok. Olmaz o. Zorlu olmaz. Mesela şeyde de öyle, dini kabul etmedi de öyle. Kur'an-ı Kerim'de ayetikler var. La ikrah fi din diye. Zorlu olmaz o. Samimiyetle olacak. Hatta mesela Sahabe-i Kiram'dan Dıhya radıyallahu anh hazretleri var. Bu çok yakışıklıymış. Cebrail aleyhisselam bunun suretinde gelirmiş. Peygamber Efendimiz de bunlar emsal. Yani Peygamber Efendimiz'e peygamber olduğu bildirilmeden önce de arkadaşlar. Ve Peygamber Efendimiz'e karşı bir sevgisi var bunun. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam peygamber olduğu bildirdikten sonra bu arkadaşlarını kesmemiş. Gelip ziyaret dermiş. Resulullah Efendimiz iman dermiş başka. Demiş onu karıştırma. Dostluğumuz devam etsin dermiş. Hatır gönül için yapmıyorlar. Hatır gönül için yapmıyor. Ama bir gün geliyor severek aynı şekilde İslamiyet'i kabul ediyor. Mesela Mekke'de Mekke fethedildiği zaman bile öyle zorla yapmıyorlar. Zorlu olmuyor. Serbest bırakılıyor. Ha geliyor severek aynı şekilde. İnanarak onu yapıyor. İnanarak yaptıktan sonra da ölümüne gidiyor bu sefer. Ölümüne gidiyor. Zaten ahlak da öyledir. Ahlak da öyledir. Ona inanacaksın ve onu inanarak yapacaksın. Ona inanacaksın ve inanarak yapacaksın. Onun için yani huy, ahlak, talimatla veyahut da kanunla bu düzeltilmez. Efendim yalan söylemek yasak. Kanun çıkar. De. İstediğin kadar çıkar. Ne olacak? Ha nereye kadar kontrol edebilirsin bunu? Nereye kadar kontrol edebilirsin? Ama o ilim, o bilgi onun kalbine inerse, o kimse onu severse, onun neticesini anlarsa, o kimse yalnız başınayken bile yapamaz onu. Mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Allah-u Teala her an kulunu görür. Her mahlukunu görür. Her hareketini görür. Onun için bir Müslüman bu bilgiyi öğrendikten sonra mesela banyo yaparken bile yani altında ne bileyim bir iç çamaşırı bulunur. Uryan çıplak olarak yapamaz buyuruyor. Yapamaz. Niye? Kimse görmüyor. Çünkü din büyükleri anlatılırken buyuruyor ki bir kimsenin Allah-u Teala'dan haya edip etmediği en çok nerede anlaşılır? Aha orada. Kimse görmüyor çünkü. Çünkü kimse görmüyor. Ha orada anlaşılır mı? Evet orada anlaşılır. Ha bazıları efendim bunun nesi var? O zaten aynı şekilde bizim konumuzun dışında. O zaten haya imanla alakalıdır. İman varsa haya vardır, utanma vardır. İman yoksa o haya gider. Allah-u Teala muhafaza buyursun.
Mesela kitaplarda anlatılırken saadete kavuşmak, mesut olmak için iki şey lazım. Mesut ve bahtiyar kimse bu iki şeye kavuşan kimsedir. Bu iki şeyden birincisi doğru ilim ve iman sahibi olmaktır. Bu da fen derslerini, Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını, ahlakını öğrenmekle ele geçer. İkincisi iyi huylu, iyi hareketli insan olmaktır. Bu ise fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenerek bunlara uymakla olur. Bunları öğrenmek, ha çocukluk yaşta bunları verirsin, öğretirsin de. Fıkıh kitabı, ilmihal kitabı öğretirsin. Fakat çocuğu devam sette kontrol edeceksin. Ta ki o çocuk yalan söylememeyi meleke haline getirmeli. Söylemeyi değil, söylememeyi. Dedikodu yapmamayı meleke haline getirmeli. Ve bunun yanlış olduğunu bilmeli. Gıybet etmenin zararlarını iyi bilmeli, bundan sakınmalı. Ve mesela namazı annesi babası yokken bile gönül rahatlığıyla kalkıp şartlarına uyarak kılmalı. Anne baba onu oraya kadar götürmeli. Ha, orası hasıl olduktan sonra çekildi artık. O artık kendisi düşünür. Kendisi düşünür. Onun için sadece ahlak bilgileri değil, din bilgilerinin tamamı böyle. Sonraki adama diyorsun ki namaz kıl. Veyahut da aynı şekilde her namaz kılışında şu kadar para vereyim. Tamam, çocuktur. Mesul olmadığı için daha emir değil ona. Onu alıştırmak için ona para verirsin. Bir arkadaşım birisi anlatıyordu. Böyle yeğenine işte şu kadar kelime-i tevhid çekerseniz işte para vereceğim falan. Neyse çekiyor işte. Amca işte bu kadar oldu falan şey yapıyor. Bir gün de diyor hani para değil de diyor bir başka bir böyle bir mendil gibi bir şey falan vermiş götürmüş falan. Çocuk bir açmış. Demiş amca bunun içinde para yok. Olsun. Yani çocuk alışır mı? Evet çocuk alışır. Demek ki efendim ahlak ilmi zorla zerle değil, severek onun önce faydalarını öğrenecek, zararlarını öğrenecek, isteyerek ve arzu ederek o bilgiler kalbe yerleşir ve davranış haline gelir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.